Muhtar! Bu sene Dut Festivali güzel geçiyor lan. Aman iyi geçsin Fikri. Lan bütün sene çalıştık ya. Aman aman, nazar değmesin. Bak gördün mü? Azmettim, bulduğum bütün boşluklara dut ekiydim. Ne oldu? Şimdi dut sayesinde geçiniyoruz. Ne güzel çocuklarımızı okutuyoruz, kendimiz geçiniyoruz. Lan dut olmasaydı ne yapacaktık biz Fikri? Hakikaten Muhtar. Dut mı saydı? Gidiyorduk. Tabii geçim kaynağımız olduğu kadar bitmek bilmeyen bir kelime şakası kaynağı da. Lan gopil, koskoca muhtar yardımcısın ya. Kardeş bir kendine gel. Bundan sonra sana Dut'la ilgili espri yapmayacağım. Kendimi tutacağım. Lan bir yandan da komik, insan istemsiz gülüveriyor. Allah canını almışsın senin. Beni bak, lan. Rekorlar kitabından adamlar geldi. Her şey hazır mı? Rekorlar kitabı mı? He. Ne için gelecekler? Haberin yok mu lan? Sana dünyanın en malak insanı ödülünü verecekler ya. Şilte verecekler sana. Desene benim kıymetimi anladı adamlar. Ondan mı gelecekler? Akide sen o ödülü sonuna kadar hak ediyorsun da neyse şimdi. Oğlum, lan adamlar niye geldi? Biz dünyanın en büyük dutunu yetiştirdik. Ödül vermeyecekler mi bize? He, ondan geldiler ya. O zaman ben gideyim karşılayayım onları. Hadi, hadi. Karşılayayım onları ben. Karşıla. Dut. Dut, karşılayayım onları. Ne yapma. Ya, sen o zaman merak etme. Ben gideyim hepsini karşılayacağım. Hadi bakayım. Kafana takma Muhtar. Önüne bak. Tamam, tamam. Hadi bakayım. Hadi. Mehtap nene dur. Nereye gidiyorsun? O geliyor. O geliyor benim sütörler geliyor. Şeyden kaçıverdim köyde. Buldu beni. Kaçıverin gari. Doğar felaket geliyor. Gıdu. Nereye kaçam? Allah Allah. Neymiş bu? Anlat bakayım. Kimmiş bu sütörler? O ki. Bir sözüyle Sovyetler Birliği'ni de atı veri. O ki. Mesleği sapıya çeviri veri. O ki. Nazarın ete kemiğe bürümüş hali değil. Kaçıverin gari o geliyor. Ya dur, nereye gidiyorsun? Lan! Ana! Lan koca kadın somon balığı gibi atladı. Akıntıya karşı yüzüyor ya. Lan ayık atacak şimdi seni. Kimmiş bu suda olan ya? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, ben Şevket. Süt nineme baktıydım. Hoş geldin. Yalnız senin süt ninen göçtü. Ne? Anam! Süt ninem öldü mü? Bu insanın suratına böyle mi söylenir hain? Ben sana diyorum mu cücük kadar boyun var diye. Çay ocağı taburesi kadar boyun var. Seni görünce üstüne tavla koymak istiyorum diyor mu? Akideş bir sakin ol ya. Allah Allah. Göçtü derken daşındı, daşındı gitti. Ölmedi. Senden korktu herhalde. Nazarı mı diyormuş, neymiş? Anam demek o da beni bıraktı, kaçtı. Halbüsüm ki hepsi safsata. Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Nazarım dağıyormuş. Neneye baktın? Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Zor değil mi? Değil mi ya? Hazırsanız. Hazır. Bakalım ne nasıl bize? Kötü şeyler getir aklına. Nazarı mı değiyormuş, neymiş? Anam, o da demek beni terk etti. Halbusim ki hepsi safsata. Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Nazarım dağıyormuş. Külliyem yalan. Ben 10 yıl geldim muhtar. Ne yaparım? Ne yapacağım ben şimdi? Lendo, nereye gidecekmiş? Koskoca göğü istediğin kapıda kal. Bir de şey de kötü tabii yani. O öyle geliyor topyekün. Yüzünden gerçek. Sen de Egeli olarak karşındasın ya. Hazırlıksız yakalandın bir de yani. Al birini vura tekine. Onun dilinden korksam idare edeceğim. Tabii tabii. Şimdi senin için duble zor yani. Ben şimdi nereye gideyim, ne yapayım? Onca da yol geldiydim muhtar. Lendo,
Biz gelene gış demeyiz. Bu sakatlandı, bunu değiştiririm. Lendo. Ne? Durayım, vallahi durayım. Hava çarptı ellem. Lendo, biz gelene gış demeyiz. Koca köy, istediğinde kal. Çal bir kapıyı kal. Kim ne diyecek sana? Ben öyle nazara falan inanmam. Çok modern, çağdaş, ileri görüşlü bir muhtarım ben. Bak ne orada bir tane değirmen var, görüyor musun? Yok. Ya. Ama ben görüyorum. Neden? Çünkü ileri görüşlüyüm ben. Şahin gibi gözlerin var. Çipil çipil. Benim gözlerim de seninki gibi olsaydı en arkalardan ucuza bilet alırdım da Tarhan'ın kıvrak danslarını HD kalitesinde seyrederdim. Keşke benim olsa. Anam! Lan gözüme bir şey kaçtı be. Tabii canım, bir şey kaçmıştır. Ben beğendim diye bir şey olacak değil ya. Gözü olanın gözü çıksın. Doğru dedin, doğru dedin. Ben şuradan bir su çarpıvereyim de geçsin bu. Pışırt pışırt. Muhtar, bu su donmuş. Kaynağı yukarıdan geliyor bunun. Bak bu hayratı da ben yaptırıverdim. Acayip bir şey. Her gün geliyor insanlar, buradan şarıl şarıl su akıyor. Doldurup doldurup gidiveriyorlar. Ne kadar güzel bir hayrat. Benim olsaydı koyardım evin önüne. Çeşmenin başında komşularla dedikodu yapardım. Çok güzelmiş. Şişeleyip şişeleyip satardım da para kazanırdım. Ya. Keşke benim olsa. Hayrat çöktü lan. Hayrat bir şey. Bırak lan elimi. Nazar vardı, o çıktı ellem. Bana bak. Bu iki etti ha. Yoksa gerçekten nazarın mı diyor lan senin? Üstüme iyilik sağlık muhtar. Ben kendi pompamla böyle damacanamdan su içmeyi seviyorum. Senin gibi bir modern muhtara da yakıştıramadım. Doğru dedin, kusura kalma. İşte ne yapacaksın? Şenlik telaşı. Kafa mı kaldı bizde? Sana da çay söylemedim ya. Dur bakayım. Badrem mi? Aa, Badrem mi? Gel gel. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm. Oh, hoş gelmişsin delikanlı. Hoş bulduk. Ben bu köyün bakıcı ustasıyım. Yedi göbekli, biz de överiz bu bakırları. Zaten benden başka da bu zanaat yapan kalmayıverdi köyde. Ben ağzımda bakı kaşık ile doğmuşum. Ya milletin ilk kelimesi anne baba olurken benimki bakı oluvermiş. Ya. Ben de böyle ne hikayeler var da. Sen şimdi yol yorgunsundur. Ben bir çay katayım gelin bana. Hadi bakayım, getir bir. Ne kadar güzel, ne zanaatkar biri. Tam bir kültür mirası. Öyle de. Badrem mi? Öyle de. İşini o kadar sever ki canını verir, işini bırakmaz yani. Öyle bir adam. Misafirperverdir de. Çok otantik, çok da karizmatik. Keşke ben de onun gibi ölmeye yüz tutmuş bir meslek yapsaydım da Tayfun Taliboğlu gelip benimle röportaj yapsaydı. Yeter gayri. Bıraktım ben bakıcılığı muhtar. Daha demin çay koyarken fark ettim. Bakı ne illet, ne lanet bir şeymiş. Zaten teflon diye bir şey çıktı gayri. Zaten ben gidivereceğim buralardan. Badrem mi, delirdin mi, ne diyorsun ya? Gidivereceğim diyorum, mutlaka gidivereceğim. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Yoga öğrenivereceğim. İç dünyama dönüvereceğim. Millet gibi ben de amma, amma yapıvereceğim. Çekil önümden, durma benim karşımda. Lan dur, ne yogası? Cuma'ya giderdik birlikte. Gidiveriyorum gari. Cuma çözerdi seni. Ana gitti lan. Bu kazanlığa kaldı mı öksüz? Lan bu kazanı kafana çalıvereceğim senin ha. Aha, muhtar kazan kaldırdı. Vallahi benimle bir alakası yok. Nasıl yok lan? Ölmeye yüz tutmuş meslek yapsam dedin, adam işi gücü bıraktı. Nazar tamlaması yaptın resmen. Yeter artık. Hadi git lan buradan. Hiç de bilen bir kere. Benim zaten yeterince karizmatik bir mesleğim var. Ne iş yapıyorsun sen? Tuhafiyeciyim. İpliğin, kumaşın, boncuğun efendisiyim ben. Lan madem boncuğun efendisisin, kendine bir tane nazar boncuğu taksan ya. Gözlerinden kinafirlik akıyor senin. Muhtar, seni bu şenlik iyice gelmiş. Bak gel şu ağacın altında otur da biraz dinlen. Toprağa otur da alentiliğini alsın. Doğru dedin. Kusura kalma. Öyle saçma sapan konuştum. Bana bak. Bu var ya bu. Asırlık çınağı bu. Tam 150 yıllık.
Aa, ne kadar güzel, ne şanslısınız. Tabii. Benim evim önünde olsaydı ne güzel hiç bunalmazdım. Salıncak kurardım buna, böyle ters dönene kadar sallanırdım. Keşke benim olsa. Lan! Akideş, sen Zeus musun? Gözünden yıldırım çıkıyor ya. Benimle ne alakası var acaba? Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor illam. Baba! Baba! Bakın bana bak! Bu sene de tut güzeli seçili verdim. Bak tacım da burada. Gelme kız, git çabuk. Bakma lan sen de. Bakma. Şişt, bunun dışı güzel, içi gof, bunu bakma ne olur he. Bakma kızım, git sen de. Baba neye götürülüyorum ben? Hani ben senin güzelindim, hani ben prensestim. Kızım. Hani ben manken gibi kızdım. Kızım altını çizip durma. Nazar kaçağı var bunda, bakma. Hadi git, hadi git kızım. Anam ne çikim, ne bakamıyorum buna. Git kız. Saçım toplu değil mi öyle deyiverim baba? Kız git diyorum. Ama baba. Aa, ne kadar güzel. Kızın dut güzeli seçilmiş. Benim kızım da öyle güzel olsaydı ne doktorlar ne mühendisler isterdi de ben vermezdim. Hepsine köpek çekerdim. Keşke benim olsa. Deme lan, deme lan. Deme lan, ne ettin lan kızıma? Babiş, babiş. Saçlarımı açıverdim babiş, böyle olmuş, nasıl güzel oluvermiş miyim? Akideş, benim dut güzeli kızıma ne ettin lan? Güzelliği, ne oldu buna? Güzelliğe gitmiş, dut gibi kalmış. Bütün kalmış. Babiş, beğenmediniz mi yok senin? Bak saçlarımı açıverdim, bak bir de böyle bak, nasıl güzel miyim? Şöyle de bak, acıkın da şöyle bak, bakayım nasılım, ha? Gel, gel. Gel sen buraya. Bak bakayım güzel misin? Lan ayna çatladı ya. Akideş sen ne biçim adammışsın? Bas git lan köyümden çabuk. Bas git. İyi be. Giderük. Aşağı köye gideyim de beni kovduğunuzu söyleyeyim. Misafirperverlikten de hiç nasiplerini almamış diyeyim, onlara anlatayım, oldum. Akideş sen de hemen kızı veriyorsun ya. Dur bakayım. Misafirperverlik benim hassasım. Yapma. Kusura kalma, ben de biraz ileri gittim. Bak elin yabancıları geldi, şimdi onların önünde oluyor mu hiç? Sen şu dükkana giriver. Ben sonra seni çağıracağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım, giriver sen. Giriver canım sen. Hadi bakayım. Kenafir. Kenafir gözlü. Ateş saçlı köle. Muhtar, senin kıza kamyon çarpmış lan. Neyse, rekolar kitabından geldiler. Dut'u göreceklermiş. Lan! Neyden oldu lan böyle? Ya, darlaya çekirge girer gibi bunlar hepsi... Ne? Darlaya çekirge girer gibi... Ne çekirge sen? Darlaya çekirge... Neydi ya? Sus lan! Bir konuşturtmadın adamı ya! Söyle. Lan Naza deydi, Naza. Ama merak etme, içeri kilitledim ben onu. Sen git hemen adamları çağır. Merak etme, bu benim kontrolüm altında. Çabuk ol. Tamam, ben gidelim, sen merak etme. Hadi. Şunu da takayım de. Kenafir! Kenafir gözlü! Merhabalar beyefendi ya. Ben de Guinness Rekorlar kitabından İbrahim Guinness. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizin bir dutu varmış. Ben onu görmek istiyorum. Hemen, hemen. Ben dutu getirtivereyim o zaman. No, tabii. Burada tuttuğunuz hata. Sen de mi lan? Tövbe tövbe. Çocuklar, getirin dutu. Getir bakayım. Wow. Bu da bizim yöresel insan. Oh, biliyorum. It's really amazing. Acayip. Can I bakabilir miyim? Bak lan ne duruyorsun? Wow. Muhtar ne güzel, misafiriniz gelmiş. Lan! Lan sen ne yapıyorsun burada? İki tane kilit taktım senin üstüne. İnmişsin, cinmişsin. Arka kapısı varmış, oradan çıktım. Bakma lan. Dut'a bakma, ne olur lan bakma. Bakma, bakma, bir şey yok lan. Oh no. Kocaman dut. O benim olsaydı pekmezini yapar da konservelerdim. Kışın bütün akrabalarıma, hısımlarıma dağıtırdım da vücutlarının dirençlerini arttırırdım. Keşke benim olsa. Dut elimizde patladı. Üzülme yöresel adam ama size rekor vermemiz mümkün değil. Bunu 50 kere söyledim. Kusura bakmayın ve ben gidiyorum. Lan dur! Nereye gidiyorsun? Bana hiç bakma Muhtar. Herkesin dutu da tuttuğu da kendine. Lan her şey senin yüzünden oluyor. Ne biçim adamsın sen? Defol git lan köyümden. Benimle ne alakası var acaba Muhtar? Aa, bir
geldiniz. Hoş. Ay köyümüzün en güzel zamanına gelivermişsiniz vali. Festival için süsledik. Ay bir güzel, bir güzel. Ne oldu muhtar? Karımı özlemişim. Ben de. Kız, öv durma köyü. Ne övüyorsun? Aa, niye övmeyeceğim ayol? Ne güzel köy işte. El değmemiş, keşfe değmemiş. Aa, gerçekten de. Köyümüzün havası, suyu, ağaçları, evleri ne güzel. Şişt, bakma lan köye. Bakma, eve meve bakma. Bana da bakma. Yukarı bak, yukarı bak. Anam ne güzel hava. Anam ne güzel. Göçmen kuşlar güneye doğru göç ediyorlar. Özgürce. Ben de onlar gibi uçabilseydim hiç trafiğe takılmazdım. Keşke ben de uçabilsem. Lan bütün kuşlar telef oldu. Akidiş sen neymişsin ya? Yeter ya. Bitirdin lan köyü. Bakma, havaya bakma. Yere bak, yere bak. Aa! Ne kadar güzel, ne bereketli bir toprak. Burada insan barış içinde, huzur içinde yaşar. Keşke benim olsa. Go, 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 go! Arkadaşlar bunların canı da can ya. Nerede o Amerikan askeri? O hepsi bedelli yapmış belli. Bir şey söyleyeceğim. Daha motive olun. Hiç Amerikan filmi seyretmediniz mi ya? Birbirinizi kollayın. Etrafı kolaçan edin. Daha akrobatik hareketlerle gelin. Aksiyon sahnesine çevirin burayı. Çıkın buradan. Go go go. Ne lan? Evet ne bu? Taklalar maklalar, nişan almalar bilmem ne filan. Go 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 deyip çıkın. Aa. Ne kadar güzel, ne bereketli bir toprak. İnsan burada barış içinde, huzur içinde yaşar. Keşke benim olsa. Bunlar zararsız muhtar, korkma. Bu sefer tutturamadık muhtar. Amerikan askerleri geldiler. Köyün altında bizim petrol bulunmuş. Anam! Özgürlük getireceklermiş köye. Buraya. Aman Amerikan askerleri. Lan yandık. Bunlar bütün köyü emikler şimdi. Bu kadar da ben de tahmin etmediydim muhtar. Kaç kaç. Go go go. Haydi go. Bundan sonrası bende. Tamam. O iş bende. Sen hiç merak etme. Ben de kardeşim. Hadi hadi bakalım. Çok acayip ya. Hoş geldiniz. Şey, Hüseyin, bütün malzemeler burada ruh çağırma için istediğin. Şöyle koyayım. Ay o kadar heyecanlıyız ki ya. Bizim ilk şeyimiz bu, ruh şeyimiz. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hüseyin, siz daha önce yaptınız bu işi değil mi? Çok korkmayız değil mi? Ya kızlar merak etmeyin. Ben ve Mustafa ruh çağırma konusunda uzman sayılırız, öyle değil mi? Evet. Hatta bakın. O ne? Ruhsat.